renkli günler şeker. Misin? Evet, çok rahatım. Ya, şimdi kapıdan içeri eve girdim. Hemen gelebilir misin? Acil bir durum var. Tabii, hemen geliyorum Periliçem. Buyurun Periliçem. Otursana. Sen hemen Yavuz'la Toprağı size davet edebilir misin? Tabii ederim de neden? Şu anda annenin etrafında hiç kimsenin olmaması herkesin hayrına. Ay, yoksa yine babamla kavga mı ettiler? Sadece o da değil. Baban yeniden köpeğe dönüştü. Perihan görevi perihanlığını bırakıp uzun bir tatile çıktı. Ne? Ya şimdi asıl haber. Dudu'nun kuzeni Pakize geri döndü. Aa, bir dakika Periliçem. Bu kadar çok şeyi algılamakta zorluk çekiyorum. Tamam, ben sana olanları hızlı hızlı anlatırım. Ama sen hemen Yavuz'u bul. Kaybedecek hiç vaktimiz yok. Üşüdün mü? Biraz. Yani aslında içeri de girmek istemiyorum. Hava güzel. İyi, ben sana montunu getireyim. Hem de içeride ihtiyaç var mı diye bir sorayım. Tamam. Kahve? Sıcak çikolata. Hemen getireyim. Yorulan var mı? Yok, sipariş yok ki. Siz keyfinize bakın. Dışarısı soğuk mu? Şöyle böyle. O zaman birazdan siz içeri girin de biz çıkalım. Tamamdır. Bir el işareti yaparsın oradan. Ben gelirim. Değişim yaparız. Tamam. Ya bak ne diyeceğim. Kafe Bil diye bir oyun var. Bilirsiniz belki. Burası oraya benzemiyor mu? Bak ya. Durup dururken aklına ne geldi? Ama evet. Yani o gözle bakınca biraz benziyor. Ya bakın şimdi, içeri girip çıkan, sipariş veren, yiyip hesabı ödedikten sonra kalkan müşterileri bir gözünüzde şöyle bir canlandırsanız hızlıca. Ya desenize, gözlerinizi bir saniyeliğine kapatın ve şuradaki yaşantının hızlı aktığını düşünün. Evet ya, hani bilgisayar oyunu gibi. Ya nereden buluyorsun bu benzetmeleri? Çalıştığımız kadar eğlenmek de hakkımız. Ne öyle ya, yaşlı amcalar gibi az önce böyle kös kös oturuyordunuz. Süpersin, iyi geldi bu. Seviyoruz seni, pozitif adam. Kıymetimi bilin. Oh, ne güldük ya. Ama bir düşünsene, benziyor yani.
Benziyor. Sıcak çikolata. Teşekkürler. Amma güldünüz öyle ya. Sorma ya, şu bizim bilgisayarda oynadığımız Kafe Bil diye bir oyun var ya. İçerisini bir an oraya benzettim de. Yani aslında o kadar saat çalışmak eğlenceli olabilir. Hem bir şey söyleyeceğim. Bence abimle çok iyi anlaşıyorsunuz. Şimdilik. Ay üşüdüm ben ya. Hani sen bana mont getirecektin. Aa mont vardı değil mi? Unuttum ben onu. Ay Barış ya. Efendim? Sen bunu suyla mı yaptın? Evet suyla yaptım. Ama ben sütle severim. Olmamış bu. Aa ne oldu? Sıcak çikolatayı suyla içmiyormuş. Sen bunu bilmiyor muydun? Söylemedin ki. Sormadın ki. Sen eğlenmeye bak pozitif adam. Canım storla değil. Yok montu da unutmuşum ben. Öyle bir şey var. Ben yaparım sen götür montu. Cidden. Cidden. Gerçekten. Alem bu çocuk ya. Gelmediğim mi? Ya ben hallederim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sıcak çikolatanı da Tuğçe yapıyor. Ona da teşekkür ederim. Ya bak Barış beni böyle kaprisli falan zannetme de. Yok yok benden kaynaklandı o sorun ya. Tamamdır. Öyle oldu. Başka hiçbir yer kalmamış gibi gelip şatonu benim şatomun yanına dikemezsin. Sen kainatın sahibi misin? Evet, evet. Var mı diyeceğiz? Sinirlendirme beni. Ay sen kendi kendine sinirleniyorsun. Yani bu kadar yüzyıl sonra kalkmışım, kuzeniz diye yanına gelmişim. Sen bana bir hoş geldin diyeceğine sihirinle bir un ufak etmediğin kaldı. Benim sana bir hoş geldin borcum yok. Ama sana elveda dediğim gün var. Sana seni bir daha görmek istemiyorum dediğim gün var. Bunlar hala geçerli. Sen bana stres ve sinirden başka hiçbir şey getirmedin. Değişmiş olamaz mıyım? Hayır efendim olamazsın. Olamazsın çünkü hep aynısın. Hep kıskanç Pakize. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri. Bak şatonu aldın, benim şatomun yanına aynısını yaparak diktin. Aynı kıyafetleri giyiyoruz. Gördün mü? Başkası olsa, yani bütün bunları taklit ettiğim için gurur duyardı kendisiyle. Hah! Eski sevgililerimi ayarttığın günleri de bu dediklerime katmıyorum. İşin aslı anlaşıldı. Yani sen sevdiğin adamlara hala kıskançlık yapıyorsun. Hiç değişmemişsin. Bak, kocanı bile köpeğe çevirmişsin. Özelimi bilme hakkını kim verdi sana? Ayol, aynalara sor. Her şeyini gösteriyor. Gelmişini, geçmişini, her şeyini görebilirsin. Ay, sizden çok özür diliyorum. Bu Dudu'nun öfkesinden, hiddetinden sizinle tanışamadım. Yaklaşmayacaksın. Dokunma kocama. Şimdi pılını pırtını topla ve defol buradan. Gidiyorum. Ama şunu bil ki şatom kadar gidiyorum. Yani bir yere gitmiyorum. Pakize! Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar arayınız. Sadık da Yavuz da ikisi de ofisten çıkmışlar. Yavuz'un telefonunda ya şarjı bitti ya da ulaşılamayan bir yerde çünkü çekmiyor. Ay her an şatoya gidebilir Belicem. Ne yapacağız? Dudu'yu sakin. Pakize'yi ondan uzak tutmaktan başka şansımız yok. Müsaadenizle ben hemen gidiyorum Belicem. Gördüğün gibi gene eski halime döndüm. Ah biliyorum babacığım, Periliçe'den öğrendim. Şimdi iki kriz daha var. Önce onları halledelim. Bak Betüş, neye karar verdiysem asla dönmeyeceğim.
Perihan gitmiş, duydun mu? Duydum. Duydum, haberim var. Çok ama çok üzülüyorum. Ama inanıyorum mutlaka geri gelecektir. Haklı kadın. O da dayanamadı demek ki. Biraz da kendini mutlu etmesi lazım. Peki annenin, kuzeninin gelmesine ne diyorsun? Ay ne diyeyim? Babacığım, biz küçükken annem hep anlatırdı onu. Hep kavga etti, hiç anlaşamadığı bir kuzeni. Onu asla affetmeyeceğim derdi, hatırlıyorum. Sen de hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Burayı görecektin sen bugün, savaş alanı gibiydi. Baba, annem nerede? Annen terasta, bunalımda. Tamam, ben yanına gidiyorum. Git bakalım. Ama dikkatli ol, seni de bunaltmasın. Böyle baktığına göre her şeyi biliyorsun. Evet, her şeyi biliyorum. Şimdi şunun şatosunu uçuracağım. Aa, ne oluyor? Dudu, bu senin işin Dudu. Anne yeter artık, yapma. Evrenin en derin yerine yolluyorum. Anne o da bir peri. Sen yollarsın, o da geri gelir. Ben sabırlıyım. Ben yollarım, o geri gelir. Ben gene geri yollarım. Görelim bakalım kim kimden daha tahammüllüymüş. Hale bak. Aa, delirmiş bu. Şatoma çarpacak. Anne sana söylemiştim. Ay anne, siz kuzen değil misiniz? Aynı yaştasınız. Çocuk gibi davranıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sen onu tanımazsın. Anneanne. Ah, eyvah. Anneanne. Toprak sesleniyor. Efendim Toprak. Niye eyvah dedin? Ay, uzun uzun anlatamam sana şimdi. Sen söyle, ne istiyorsun? Geliyor musunuz? Birazdan oradayız. Unuttuysan şatoyu eve çevir diye sesleniyorum. Tamam. Sen de babanı biraz oyala. Canım dondurma çekti de. 5 çayına simit istiyorum de. Bir şeyler uydur işte. Sonra babanın cebinden anahtarı yürüt. Eve sok anahtarı, bir yere sakla ki anahtarla giremesin, tamam mı? Anladın mı beni Toprak? Tamam. Peki anneanne. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım? Biraz yardım et, beni bekliyorum. Görüyorsun, iki elim de dolu. Şu şatoyu eve çevir. Anlaşıldı. Damatla torun yolda. Bu da ne böyle? Benimkiyle aynı olmasın diye güzelim şatonun görüntüsünden vazgeçmiş. Pek de fena olmamış. Sıcacık bir ev görüntüsünde. Ay kafasız.
neden yaptığımı anlamadığı için bunu da taklit ediyor. Al işte, kuzenim bu. Her şeyimi taklit ediyor. Burnuma salatalık soksam bunu da yapacak. Sonunda pes ettin değil mi? Evet evet, pes ettim. Ay madem o kadar meraklısın, evimin aynısının içinde otur bakalım. Merhaba Betüş. Ben senin annenin halasının kızıyım. Yıllardır küs olduğumuz için ne onun evlendiğinden ne sizlerin doğduğundan hiç haberim olmadı. Sağ olsun beni düğününe bile çağırmadı. Ama artık bir aile büyüğünüz olarak ben de varım. Her zaman yanınızdayım ve hep beklerim. Memnun oldum. Muhatap olma onunla. Elini verirsin, kolunu kaptırırsın. Yürü, gidiyoruz içeri. Bırak da ben nasıl bileyim, kızın karar versin. Güle güle Betüş'cüğüm. Nasıl olsa görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Sana onunla konuşma. Ona yüz verme demedim mi? Anne, sırf sen kadınla küssün diye ben tanıdığım bir insana nasıl selam vermeyeyim? Benim bildiğim evlatlar analarının tarafını tutar. Ben her zaman senin tarafındayım anne. Ama o zaman sen de annelik görevini yap ve şu babamı insana çevir. Şimdi konuştuğumuz konuyla ne alakası var bunun? Hemen istediğin tarafa yönlendiriyorsun değil mi konuşmayı? Ay, Yavuz geldi işte. Benim hemen gitmem lazım. Sadık beni eve gidiyorum biliyor. Evde olmam lazım. Bak bu konu burada bitmedi. Anne, konuşacağız bunu seninle. Baba, ne zaman istersen bende kalabilirsin, tamam mı? Eksik olma kızım. Açsana şu kapıyı. Anahtarıyla girecek şimdi. Ay, sofra hazır değil ki. Nasıl? Hiç önemli değil. Toprak sihirle o işi halletmişti. Bak anahtarlar burada. Giremez. Ben şimdi hallederim. Ah damat, çok özür dilerim. Yukarıdaydım da ancak indim. Hayır, ben de anahtarla açacaktım da bulamıyorum anne. O kadar eminim ki ben sabah o anahtarları aldım, cebime koydum ama şimdi yok. Bak, anahtarlarını burada unutmuşsun bak. Vallahi onlar. Allah Allah. Evet ya, olacak şey değil. Ben de hatırlıyorum. Sihirle gelmişti. Ben de niye geldi diye merak etmiştim. Hafıza gidiyor herhalde ya. Balık yemem lazım anne. Neyse, ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Üstümü değiştireyim. Çok açım anneciğim. Hemen geliyorum. Tamam. Yardımın için teşekkür ederim benim akıllı torunum. Ya bir şey değil de anneanne. Ne oluyor? Dedem gene aynı, sen de aynısın ama şatonun yanında senin şatona benzeyen bir şato var. Tamam, bunu sana sonra anlatırım canım. Önemli olan şu, baban şatoyu gördü mü? Enteresan olan da o zaten. Dikkatlice baktım, görmedi. Zaten görseydi bir günde buraya ne olmuş derdi. Ha, iyi iyi. Hiç olmazsa Pakize fanilere saygı göstermeyi öğrenebilmiş. Pakize de kim? Baş belası kuzenim. Sen ne zaman geldin hayatım? Şimdi geldim ben de. Ay canım benim ya. Ay. Hayatım sen yorgun görünüyorsun. Evet çok yorgunum canım. Ayakta durma, gel şöyle oturalım güzelim. Ha. Yavaş yavaş. Dedim ki çocuklar madem kafede, tamam mı? Hani sana iş olmasın, yorulmayasın diye ben böyle hazır
Filiz getirdim kızarmış. Ay düşünceli kocam beni. Yalnız fabrika uğradık böyle leş gibiyim. Bir duş alayım ineyim ondan sonra yiyelim olur mu? Tamam canım. Hadi, al bakalım sana vereyim ben. Hadi. Oh. Dedi. Hangisi en güzeliyse olsun. Tamam. En tazesi kakaolu. Ondan verelim. Tamam sen ver ben götürürüm. Ben sana kıyamam. Ben götürürüm. Ya böyle herkes çalışırken ben böyle annemin kafesi diye oturacak mıyım? Hem ödevim de yok. Değişiklik oluyor benim için de. Benim için de boş. Teşekkürler. Yine bekleriz. Afiyet olsun. Ben iki haftalığımı biriktirdim. Eve bir şey lazım mı? Yok aşkım. Sen kendine biriktir o paranı. Ya zaten benim için çok şey yapıyorsun. Saçmalama Cem. Çoğu zaman beraber kalıyoruz zaten. Olsun eksik olsun. Var mı? Yok. Eksik hiçbir şey yok. Zaten babam televizyonda aldı ya. Her şey tamam şu an. Ben diyorum ki spotçulara bakalım. Ucuz bir bulaşık makinesi buluruz. Ya yok canım ne gerek var? Zaten genelde ya kafede ya da okulda yiyoruz. Yani öyle aman aman bir bulaşık çıkmıyor. Şimdi öyle... Uyduruk bir şey alacağımıza, evlenirken daha düzgün bir şey alırız değil mi? Evlenirken. Evet, evlenirken. Yani cumartesi öylesine gelmedik değil mi? Bir de evlenmeyeceksek neden sözlenmenin adı geçsin? Yani adı geçti ama adı konmadı. Sizinkiler bir şey dedi mi? Yok. Ya daha doğrusu ben daha babamlara gidemedim. Hı. Ama şey yarın anneannemlere yemeğe gidiyoruz. Orada böyle bütün aile büyükleri varken bir ara fırsat bulup konuyu açacağım. Sizinkiler ne dedi? Yani sizinkilerin bir şey demesini bekliyorlar aslında. Tarihle ilgili. Söz için çok sevindiler. Yani bu kadar zaman oldu bir adı konsun artık diyorlar. Bir de şimdi hani Ankara küçük yerde yaşıyor onlar. İşte anneannem, babaannem, akrabalara karşı. Annemle babam biraz daha anlayışlı ama hani onların sorularından bıktılar sanırım. Rahat etsin diyorlar. Yani... Hem onlar rahat eder, hem de biz rahat ederiz. Böyle gece çıktın, çıkamadın ve bende kaldın, kalamadın. Yani bu sorunlar olmaz değil mi? Yani beraber yaşama konusuna nasıl bakarlar bilmiyorum. Ama Ceren'le beraber Cem'de kalacağız deyince bir şey demiyorlar artık. Bak, yani bu bile büyük bir aşama. Niye biliyor musun? Çünkü seni seviyorlar ve sana güveniyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim mi? Senin babanla kendi babamdan daha iyi geçiniyorum ben. Gerçekten çok güzel pişmiş canım, çok lezzetli. Çünkü adamların kendi tavuklarıymış, özel yetiştiriyorlar. Hmm. Bizim işin orada bir yerde. Eğer canın çekerse çekinme söyle bana ben her zaman getiririm sana bu tavuktan. Bu kadar güzel pişerse böyle her zaman aşeririm ben. Buna hep isterim senden haberin olsun. Ha canım benim ya. Aşermek dedin de. Ya diyorum ki hani bir an önce şöyle bir artık öğrensek diyorum çocuğun cinsiyetini tamam mı? Aslında sağlıklı olsun. Tek istediğim bu da hani öğrenelim de ona göre böyle oy suymuş bu suymuş alalım getirelim süsleyelim odasını falan hazırlayalım. Elbiselerini alalım diyorum yani değil mi? Hayır yani tabii böyle seninle Edi'yle Büdü gibi burada kaldık baş başa. Hani değil mi onu diyorum.
Ay Sadıkçığım bak, bak başlıyorsun yine. Yani bu doğacak çocuğumuz da büyüyecek. Yarın öbür gün babacığım ben kendi evime çıkıyorum diyecek. Anne baba ben şu saatte geleceğim, arkadaşlarımla buluşuyorum diyecek. Kendini buna da hazırlıyorsun değil mi? Aman o zamana kadar kaç yaşına gelirim, alışırım herhalde değil mi? Alışırsın. Vallahi bana pek alışacakmışsın gibi gelmiyor Sadık. Bak bu çocuğu da öyle sıkarsan, üstünde baskı kurarsan karışmam. Tamam hayatım, yani ben artık böyle pimpirikli olmamak için, baskı yapmamak için kendimi hazırlarım, çalışırım biraz o zamana kadar. Yani değil mi? Sadıkçığım. Bak çocuklardan bahsediyoruz da aklıma şey geldi. Yani ne zamandır konuşamıyoruz, bu Cem'le Tuğçe'nin söz meselesi var ya. Hani ne zaman olacak o? Yani ben yaz olsun diyorum, tamam mı? Yazın müsait yani. Sen yaz diyorsun da Cem sömestirde sözlenelim diyor. Ya bu çocuk ne kadar aceleci. Hayır yaz olsun diyorum ben ya, Allah Allah. Evet, öyle deme şimdi. Yani Tuğçe'nin ailesine gittik, tanıştık, gördük. Ne kadar modern insanlar onlar da ama... bir de aile büyükleri var tabii. Hani Tuğçe ile Cem'in ilişkisini bilen. Onlar için en azından işi bir resmiyete dökmek lazım değil mi? Hayatım istersen bu konuyu kapatalım tamam mı? Ben yaz olsun diyorum. Hem yarın akşam annene yemeğe gideceğiz. Onun da fikrini alır. Yaz konusunda karar veririz hep birlikte, tamam mı? Tam annenden fikir alırız, evet. Kızım, anneannen hasta falan mı? Neden böyle erkenden yukarı odasına çıktı? Çok yorulmuş dedi ya, yoksa hasta falan değil. Sen yine de bir böyle bir ara yukarı çık da bir sor bakalım, bir şeye ihtiyacı var mı ha? Ödevim bitsin çıkarım. Tamam. Anneannem Peri, nasıl hastalanabilir ki? Ama sen nereden bileceksin? Ya Toprak, kusura bakma kızım, dersini bölüyorum ama... ya ne bileyim aklıma takılıyor şimdi biz... bu eve taşındık, kalabalık falan ettik ya. Hepimizin yemeğiydi, çamaşırıydı, ütüsü falan derken bu kadıncağız helak oldu ya, çok yoruldu. Yani zamanında söyledim, ısrar ettim, kabul etmedi ama diyorum ki bir daha mı sorsam, bir yardımcı mı alsak biz bu eve ya? Baba, anneannem bu eve yardımcı sokmaz. Bu konuda ne kadar titiz bilmiyor musun? Bilmez miyim kızım? Bildiğim için zaten ısrar etmiyorum. Sadık enişten de sürekli söylüyor. Hayatında bir yardımcı almamış ki bu eve. Almamış, almaz da. Boşuna teklif etme. Anladım. Dur bakalım. Ben anneanneyi böyle yorgun görmeye devam edersem mutlaka bu işin peşini bırakmayacağım ve zorlayacağım. Bak gör. Zorla da gör, kıyametleri koparır. Formülü uygula. Bak hemen sonuç burada, göreceksin. Uygula kızım. Aferin kızım ya. Aferin. Gurur duyuyorum sende. Biraz da benle. Aferin. Yani şurada bu kadar mutsuzum. Karıcığım neyin var? Üzülme demiyorsun. Sen acaba bunu hak ediyor musun? Neyi hak ediyor muyum? Sana karıcığım dememi. Açma gene aynı defterleri. Bebekliğine geri dönsek çapkın adam olacağın o günlerden daha belli olurdu. Ben çapkın değilim. Çapkınsın. Güzel kadına her erkek bakar. Aldatan adamı cezalandır, o ayrı. Ama onu da adamı köpeğe çevirerek yapma, boşayarak yap. Sevmesem bir saniye bile durmam. Hemen boşarım seni. Aman başlama gene sevgi aşk edebiyatına. Zalim sevgilisin sen. Sadist sevgilisin. Egoist sevgilisin. Bana hakaret etmeyi kesecek misin? Bari bugün sus. Bugün hiçbir şey kaldıracak durumda değilim. Sen zaten hep böylesin. İşine gelmeyince susar oturursun. Her şey tamamsa çıkalım mı artık? Evet tamamdır, çıkabiliriz ya. Ya zaten sabah ben açacağım kafayı. Yani unuttuğumuz bir şey varsa hallederim ben.
Hatice sen nereye gidiyorsun? Eve mi, abime mi? Cem'e gideceğim. Neden? Ha, bize gelsen diyecektim de. Hep beraber Cem'e gidelim o zaman. Film izleriz. Yani gelebilirler değil mi? Bir sorun olmaz. Gelsinler de. Nasıl yatacağız? O kadar yer yok. Kanepede yatarlar Cem yan yana. Oldu. O zaman şöyle bir şey yaparız. Siz ikiniz yatakta yatarsınız. Yani. Sen kanepede yatacaksın. Ben de ev sahibi yer yatağında yatacağım. Olur mu? Olur da bunu cuma yapsak. Yarın okul falan var ya. Ay, bence de cuma yapalım. Zaten şimdi ben babama sorarsam o son dakika diye izin vermez. Peki madem. Cuma'ya bakarız artık. İyi, çıkalım. Ben bir tuvalete gireyim o zaman. Siz çıkın. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Cem, çok ayıp ettin. Ya ne oldu? Yine ne yaptım aşkım? Ya ne biçim konuşuyorsun orada öyle? İyi de benim kardeşim daha kaç yaşında? Kendi evinde onları yan yana mı yatıracağım? Ya ille de aralarında bir şey mi olması lazım? Yani onlar daha hiçbir şey yapmadılar zaten. Bir zahmet yapmasınlar zaten. Çıkalım mı? Çıkalım. Deyip geliyorum. Bak Dudu, Perihan'ın kıymetini anla. Şimdi burada olsaydı oturur dertleşirdin. Ya aklıma bir şey takıldı. Ben sana bir şey soracağım. Ben bile geçinemediğim halde Perihan'ın çekip gitmesine kahroldum. Sen niye hiç üzülmüyorsun? Madem kendini böyle daha mutlu hissedecekmiş, onu görmeyeceğime üzülürüm ama onun için sevinirim. Gerçek dostluk budur. Parantez içinde, inşallah bunca senedir bizi birbirimizden boşu boşuna kıskandığını da anlamışsındır. Aramızda öyle gizli saklı bir zaaf olsa ne o buralardan giderdi ne de ben bu kadar sakin olurdum. Tamam, ona bir özür borçluyum. Rahatladın mı, ha? Ha şunu baştan bileydin Dudu. Gelelim Pakize'ye. Gördüğüm kadarıyla Pakize senden de beter. Onunla nasıl başa çıkmayı düşünüyorsun sen? Anladığı dilden. Yani eskisi gibi bana bir dokunsun ben ona bin dokunurum. Sen niye sihirle geldin? Babam tuvalette, ben de buraya geldim. Bu Pakize'yi de çok merak ediyorum. Nesini merak ediyorsun o kaçığın? Olsun, ben yine de merak ediyorum. Gidip bir şatosuna bakabilir miyim? Git de seni sevsin. Kendisini de sevdirsin. Sonra aramızda tartışma çıkar. Pakize teyzenin şatosuna gidebilir miyim? Hayır Toprak, gidemezsin. Gideyim mi, gitmeyeyim mi, gideyim mi, gitmeyeyim mi? İstemiyorum bütün bunları. Ya Dudu ne diyorsun? İster gider ister gitmez, ister sever ister sevmez. Sen ne karışıyorsun torununun ilişkisine? Bırak gitsin bir tanışsın. Her şey yalan dolan onun için. Önce kendini sevdirir, sonra kullanır. Ay, tanıştığına bin pişman eder seni. Lütfen anneanne, 5 dakika. Ay tamam, öyle yapma. İzin vermek zorunda kalıyorum sonra. Perliçe başkalarının evini izlememizi yasakladı. Onun için ben izleyemiyorum sihirli aynadan. İçini de çok merak ediyorum şatosunun. Sen git, her yere dikkatlice bak. Eminim bu evin aynısıdır. Tamam o zaman, babam inince sen onu oyalarsın. Hani Taci'yi bahçeye çıkardı falan dersin. İyi tamam. Tamam, hadi ben gidiyorum. Sihirli geceler. Sen de kimsin?
Merhaba, benim ismim Toprak. Ben sizin kuzeniniz Dudu'nun torunuyum. Sizinle tanışmak istiyorum. Memnuniyetle. Hadi gel içeri. Küçük torun. Merhaba. Ay, bana ne kadar ön yargıyla bakıyorsun. Eminim anneannen seni bana karşı doldurmuştur. Yo, sadece iyi anlaşmadığınızı biliyorum. Şimdi o sana demiştir ki, git bak şatonun aynısını yaptı demiştir. İçi dışı bir demiştir. O benim bu davranışlarıma hiç dayanamıyor. Halbuki ben ona hayranlığımdan onun giysilerini giymek istiyorum. Onun şatosu gibi aynı şatoda yaşamak istiyorum. Ama o bana çok sinirleniyor biliyorum. Halbuki sinirlendiği zaman o kadar tatlı oluyor ki bazen bunu bilerek, kasten ve isteyerek yapıyorum. Söylendiği kadar garip birisiniz. Benim babam bir fani. Ben de babam da anneannemin şatosunda yaşıyoruz. Babam her işten döndüğünde anneannem şatoyu eve çeviriyor. Ama sonra tekrar eski haline döndürüyor. Ay şunu baştan söylesene Toprakçığım. Ben de bu evin içi dışı niye farklı diye düşünüp duruyordum. Şimdi de anneannemin şatosunun aynısını yaptın. Bu ara pek benim evime giren çıkan yok. Zaten gelip geçen faniler, geçen akşam buraya bir şato kondurduğumu görseler korkudan düşüp bayılacakları için şatoyu görünmez hale getirdim. Hakikaten anneannemden daha zehir gibisiniz. O kurnazlığı biraz benden öğrendi. Ayakta kaldın. Hadi gel oturalım biraz. Bak Toprakçığım. O beni dinlemiyor ama belki sen ona bunu anlatabilirsin. Yani yaşadıklarından ders alan her insan gibi bizler de değişebiliriz. Mesela ben geçmişimde çok büyük hatalar yaptım. Onu kırdım, sinirlendirdim, üzdüm. Hatta o hiç hak etmediği halde ona çok iyi niyetli davrandım. Ama o gene de bana küstü ve beni Periliçe'ye şikayet etti. Periliçe beni cezalandırdı. Ve uzun bir süre Dudu'dan uzak yaşama kararı verildi bana. Ama tabii bütün bunlar bitti. Hepsi bunların bir süreçti çünkü. Daha önce ben bin bir şekle girdim. Bin bir hayat yaşadım. Peri oldum, fani oldum. Tabii incindiğim de oldu, incittiğim de oldu. Ve tıpkı anneannen gibi ruhum yaşlandıkça bir aile aradım. Ve tek kuzenim Dudu'nun yanı başına geldim. Gerçekten onu o kadar çok seviyorum ki. İyi de anneannemin anlattığına göre siz hep onu taklit edermişsiniz. Onda ne varsa sizde de olmasını istermişsiniz. Şimdi de onunla barışmak istiyorsunuz ama giysileriniz, şatonuz hala aynı. İtiraf etmek gerekirse onu hem seviyorum hem de kıskandığım için ondan nefret ediyorum. Anladım. Yani siz birbirinize çok benziyorsunuz. Aynı anneannemle dedem gibi. Söyle bakalım sana şimdi ne ikram edeyim? Yok, şimdi gitmem lazım. Belki sonra. Pekala. Nasıl istersen. Ama şunu bil ki Pakize anneanne hep burada. İstersen bana Pakize anneanne de, ister Pakize teyze de, ister Pakize de. Ben elmalarla armutları birbirine karıştırmam. Yani Dudu'yla olan benim ilişkim ne seni ne de diğerlerini sevmeme engel olamaz. Ha, anneannene söyle, yarın akşam size geliyorum. Ailenin diğer yarısıyla tanışmak için. Ne? Nasıl? Basbayağı. Ben Dudu'nun kuzeniyim ve buralara sizin yakınıza taşındım. Artık sık sık görüşeceğiz. Uyarmadı demeyin ama anneannem bunu duyarsa şatoyu başına yıkabilir. Neyse, ben artık gidiyorum. Sihirli geceler. Sihirli geceler. Sık sık görüşeceğiz Dudu. Hem de çok sık. Ya anne, toprak çıkalı çok oldu ya. Bunların başına bir şey gelmiş olmasın? Ay ne olacak canım?
Evin bahçesine çıktılar. Hem Taci bir havlasın, etraf kaçışır. Hiç merak etme, gelirler. Ya anne, sen bu Taci'ye niye bu kadar güveniyorsun ya? Bu eğitimli falan mı? Bir K9 eğitimi falan mı aldı? K10, K10. Ha. Amma da uzun kaldın. Evet ya, biraz öyle oldu. Babam sordu mu? Ne bileyim, ortalarda görünmeyeyim diye buradayım. Gelen giden olmadı. Hadi gel dede, dışarı çıkalım. Babam bizi dışarıda biliyor ya. Hadi çıkalım o zaman. Çok şükür. Ah be kızım ya, nerede kaldınız? Yok baba, öylesine gezip geldik. Sakın bir daha beni merakta bırakma, tamam mı canım? Tamam baba. Söyle çabuk. Evin içi tahmin ettiğim gibi mi? Evet, sana da bir mesajı var. Yarın gece herkes bizdeyken o da gelecekmiş. Ne? Aa, ben onun şatosunu yakıp yıkmaz mıyım? Ben onun şatosunu uzaya fırlatmaz mıyım? O kimmiş? O kim ki ailemin içine girebilecek? Ben onu ailemden bile saymıyorum. Gör bakalım ben seni nereye uçuracağım. Allah'ım kızımı bana bağışla. Allah'ım ne olur beni de kızıma bağışla. Allah'ım ne olur kalıcı bir hasar kalmasın. Yavuz her şeyi gördü. Ne yazık ki. Nereye? Nereye gidiyorsun? Eyvah, her şey karma karışık oldu. Merhaba. Anneannem geldi mi? Aa, merhaba. Ben de merakla gelmesini bekliyorum. Mutlaka bir sebebi vardır. Neyse, o zaman ben bir gidip bakayım. Hayır. Anneannen bu sinirle gittiyse mutlaka altından kötü bir şey çıkar. Ama ben gitmek istiyorum. Hayır, hayır. Ben istemeden bu şatodan hiç kimse bir yere gidemez. Hayır. Thank you.